Yeniden merhaba. Bugün yeni bir videomuzdan karşınızdayız. Bununla birlikte yeni videomuzu konusunu seçerken bugün Twitter'da özellikle Tunç Soyer'in atmış olduğu bir tweet üzerinden hareket ettik. Çünkü buradaki tweet'te ne diyordu Tunç Soyer? Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından biri İzmir Büyükşehir Belediyesi için en yüksek not olan 3A'yı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdi. Bu neden önemli? Çünkü her şeyden önce uluslararası sermayenin dolaşım aşamasında sermayedarın sermayesini hangi ülkeye yatıracağını, hangi firmaya yatıracağını çoğunlukla bu kuruluşların vermiş olduğu notlara bakarak hareket edildiği için önemli, son derece önemli. Şimdi bu kuruluşlardan kastımız neler? Biraz bunun işte kısaca tarihçesinden bahsedeceğiz. Çok kısa da teorik olarak işte verdiği notlar neye karşılık geliyor? Onu karşılıklı soru cevap şeklinde aktarmaya çalışacağız. Şimdi bunlardan 3 tane temel kuruluş var. Bizim sık sık basında da karşımıza çıkan. İlki Standard Poor's. İkinci olarak karşımıza çıkan Moody's. Ve üçüncü olarak da karşımıza çıkan Fitch. Fitch Ratings bugün 3A notunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne veren kuruluş. Ve bundan dolayı da biz daha ziyade Fitch Ratings üzerinde duracağız. Fakat bu üç tane kuruluşun aslında temeldeki amacı ne dediğimiz zaman temelde yatırımcıları bilgilendirme gibi bir kaygıları var. İkinci olarak risk faktörlerini ortaya koyuyorlar ve üçüncü olarak da ülkelerin, firmaların borç ödeme kabiliyetlerini ortaya koyuyorlar. Yani bu üç faktör üzerinde son derece önemli. Şimdi kısa bir şekilde aslında bu firmaların tarihçesine bakarsak biraz daha kafamızda oturmuş olur. Bu konuda mesela Ümit, kısa bir tarihçesine girebilir misin sen zaten? Selamlar. Tarihçesine girersek 19. yüzyıla gitmemiz gerekiyor. Bu kuruluşlardan ilki S&P 19. yüzyılda Amerika'da çıkıyor. Diğer iki kuruluş da Moody's ve Fitch de yine Amerikan kuruluşları. Fitch'in Londra'da da ofisi var ama Amerika merkezli kuruluşlar bunlar. Ve piyasanın bu üçü niye çok önemli? Piyasanın %90-95'ine sahipler. Hatta S&P %40 civarında, Moody's ona yakın. %15'ler civarında da Fitch var ve daha sonra gelenler arasında inanılmaz bir makas var. Yani %15'in çok gerisinde yetişemeyecekleri kadar bir fark var. Bu kuruluşlar ne yapıyor? Senin de söylediğin gibi çeşitli bir ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları gidermek istiyorlar. Nedir bu? Esas olarak bir tarafta yatırımcılar, diğer tarafta da borç almak isteyen insanlar var. Bunların bilgiye ihtiyaçları var. Bu kuruluşlarda hem yatırım yapana hem de borç alana bilgi veriyorlar. Ülkeler ve şirketler gidip ya da yatırımcılar bu kuruluşlara abone oluyorlar. Para ödüyorlar yani. Bize düşük not verseler bile para ödüyoruz. Bunlara ki parası olan insanlar bize güven duysunlar. Neden? Çünkü bunlar bağımsız kuruluşlar ve uzmanlıkları bu. Hangi ülkenin ne gibi riskleri var, bunu en iyi şekilde ortaya koymaya çalışıyorlar. Tekrar tarihçesine gidelim. 19. yüzyılda... Keseceğim ama orada şey durum. Tabii. Sermayenin uluslararası dolaşımı açık bir durumda. Evet. Ve her ülke veya her firma diyelim, bu uluslararası dolaşan sermayeden bir pay elde etmeye çalışıyor. Bu payı elde ederken de işte bu kredi veren, pardon, derecelendiren kuruluşların puanları önemli. Bu yüzden dolayı ülkeler buraya kaydoluyorlar, belirli para ödüyorlar. Evet. Oradan iyi bir not eğer elde edebilirlerse sermayenin dikkatini çekmiş oluyorlar, değil mi aslında? Tam olarak aynen, tam olarak bu aslında. Ortaya çıkışlarında da benzer bir durum var. Şu an Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler sınıfında, grubunda görüyoruz. S&P ortaya çıktığında da Amerika'da bir ülke değil ama Amerika'nın doğusu ve batısı olarak ikiye bölelim. Doğu tarafı gelişmiş bir ekonomiye sahip, batı tarafı ise yeni gelişiyor. Yani gelişmekte olan bir görüntüsü var. Dolayısıyla doğuda parası olanlar sermaye batıya yatırıma gidecek ve burada yine oradaki maddeler ortaya çıkıyor. Bilgi ihtiyacı var, güvene ihtiyaç var. Bundan dolayı bu firma bu ihtiyacı gidermek maksadıyla ortaya çıkıyor. Günümüzde de gelişmekte olan ülkelerdeki riskleri detaylı bir şekilde ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla yatırım yapan sadece çok parası olan, yani milyarlarca dolar kaybetse hiç dokunmayacak insanlar değil. Bir sürü emeklilik fonu var mesela. Bizdeki BES'ten çok daha büyük, çok daha büyük. Almanya'da bir Hans'ın Türkiye'deki bir firma hakkında ya da
Türkiye devleti hakkında detaylı bilgiye sahip olması mümkün değil zaten. Bunlar burada bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı gideriyorlar. Aslında bir ticaret yapıyorlar. Zamanlarında bir inovasyondu bu. Günümüzde artık bir gereksinim. Bundan dolayı da bize düşük not verseler dahi çıkamıyoruz. Çünkü bu ihtiyaç gerçekten şiddetli bir ihtiyaç. Bizim paraya ihtiyacımız var ve bizim... Hani şey diyoruz ya, basında da çok çıkıyor ya, aslında biz bu kuruluşları tanımıyoruz. Bunlar bizim için önemli değil, objektif değiller gibi şeyler aslında çok önemli değil. Çünkü aslında bizim tanımamamızdan ziyade yatırımcının, özellikle yabancı sermaye değerinin ne düşündüğü önemli değil mi bu konuda? Tabii tabii. Ya bizimle olayları şu. Biz tanımıyorsak eğer çıkalım o zaman bunların bültenlerinden. Bizi değerlendirmesinler. Yine de değerlendirebilirler. Çünkü bu sefer yatırımcı para verebilir onlara. İşte Türkiye'deki şu şirket ya da daha kapsamlı işte ülke riskini ölçmelerini isteyebilir. Biz de çok tanımıyorsak, zorumuza da gidiyorsa çıkabiliriz yani. Ama çıkmıyoruz çünkü ihtiyacımız var o paraya. Yani şey durumda var değil mi? Biz kalkın ekonomisinden hep şey derdik. İşte sermaye açığı, sermaye sorunu var. Evet, yatırım gerçekleşecek ama bunu bir belirli bir sermayeyle karşılamamız lazım. Sermaye de nereden gelir? Genellikle uluslararası kaynaklardan gelir. Uluslararası kaynakların eksikliğini çözmede de bu kuruluşlar biraz daha aslında referans kuruluşlar. Aynen. Yani bu aslında şöyle. Gelişmiş olan, ekonomileri gelişmiş, artık karların daha düşük olduğu ülkelerde para... Diyor ki ben parayı götüreceğim. Gelişmekte olan ülkelerde risk çok ama getiri de çok. Yani riske karşılık çok para da kazanabilir. Dolayısıyla bir optimizasyon yapması gerekiyor. Bu şu demek değil. Düşük not verdi, bu hiç yatırım yapılamaz anlamına gelmiyor. Orada çeşitli kriterler var, çeşitli modeller var. Onu ortaya koyuyorlar. Çok riskli olabilir bir şey ama çok getiri de elde edebiliriz. Dolayısıyla ben risk alıp buna yatırımda bulunabilirim. Bu zaten bir yatırım önerisi, yatırım tavsiyesi değil. Bir bilgi veriyorlar daha çok. Bir geniş bir ölçekte riski değerlendiriyorlar ve esas olarak ben birine borç verdiğimde benim için en önemli şey nedir? Paramı geri alıp alamayacağımdır. Bunlar da bunu ölçüyorlar. Notları da zaten kabaca bu anlama geliyor. İşte paranı güvenerek verebilirsin vesaire gibi birazdan değil zaten. İyi girdin. O zaman şurayı sileyim. Beraber bir notlara baştan bakalım. Bu notlar ne? Karşılıkları neler diye. Şimdi ben not olarak, yani biraz daha özellikle Twitter'da da çok fazla döndüğüm için Fitch'in notlarından gidelim. İlk etapta İzmir Belediyesi'nin almış olduğu 3A. Bu da anlamına geliyor. Bu ne anlamına geliyor? Not karşılığı bunun 90-100. Okulda hiçbir kırık not almayacak şekilde hocanın istese bile puanını kıramayacağı bir öğrenci gibi düşünebiliriz. Olağanüstü yüksek, riskin olmadığı, paranı babana verir gibi verebileceğin borç alan diyelim. Peki. Bundan sonraki ikinci adım 2A. Peki bu ne? 2A, Ümit. Bu da hala yüksek. Halen güvenilir. Çok yüksek güveni ama AAA'ya göre, 3A'ya göre biraz daha riskli. Yani bir risk yok aslında ama görece olarak 3A durumundakilere göre daha riskli diyebileceğimiz. Bunun bir altı A olan var. A olan da. Burada riskler var ama bu riskler beklenmeyen riskler değiller. Yani herhangi bir yatırım yaparken riskin sıfır olduğu bir yatırım yok. Yani bedava peynir sadece fare kapanında derler. Ama burada risklerin farkındayız. Yani biz biliyoruz ne olacağını. Zaten çeşitli varsayımlarımız var. Bazı modellerimiz var. Bunu ortaya koyuyorlar. Evet. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Biraz daha karışık bölümüne. 3B. 3B. Burada biraz da aslında ya, yatırım yap ama diyor sonuçlarına da katlanabilirsin. Nedir bu? Temerrüte düşebilir diyor aslında. Temerrüt neydi? Temerrüt tabii doğru, zamanında alamadı. Ya da tamamını alamadı. Aynen. Ya da tamamını alamadı. Yani ne diyor? Ne diyebiliriz? Düşük temerrüt. Düşük temerrüt riski diyebiliriz. Düşük temerrüt. Peki BB neydi? BB'nin elimizde de ticaret. Çok fazla bizde söyleniyordu. Bizim gelişmekte olan ülkeler sınıfında da kırılgan olanlar sınıfındaydık biz. Burada ekonomik koşullara
görece daha kırılgan olduğumuzu söylüyor BB'ye geldiğimizde. Burada biraz daha kırılganız. Burası kimi hatırlatıyor bize? Sanırım bizi hatırlatıyor, Türkiye. Biz burada BB'de negatiflik aslında sonradan ne olduk? Durağan duruma geçtik değil mi? Nispeten negatiften durağana geçerken bile bir pozitiflik söz konusu oldu. Yani o bile aslında bir sevindirdi bizi. Bundan sonra ne geliyor? B geliyor. Tek B var burada. Aynen. Tek B dediğimizde. Tek B dediğimizde de artık B durağının altında kötüye gittiğimizi aslında söylüyor. Yani kırılgan ama kendini de düzeltmeye çalışmıyor diyor. Tembel bir öğrenci ama ders çalışmayı da düşünmüyor. Dersleri kötü. Yani mali durum devam ediyor. Artık. Yani biraz daha mali durumumuzun aşağı doğru. Daha kötüye aşağı. Doğru. Aynen. Söz konusu. Peki bundan sonra ne geliyor? 3C. Sonra C notu geliyor. 3C. C notunda ne diyoruz? Spekülasyon yani, çok şiddetli oluyor burada. Temerrüt riski daha yüksek. B sınıfına göre artık zaten notlar yatırım dışı notlar sınıfına dahiller. Spekülasyon güdüsüyle hareket etmek istiyorsa buyursun. Peki CC notu dediğimizde bir diğer not. Temerrüt olasılığı epeyce bir yükseliyor. Yüksek derecede spekülasyon var. Artık bunun bir altına da indiğimizde yani C'ye indiğimizde ya temerrüte düşmüş oluyor. Temerrüte düşmüş oluyor. Ya da geçmişte böyle bir tecrübesi olduğunu ifade ediyorlar. Evet. Peki bunlar burayla sınırlı mı? C ile değil, değil mi? Değil. C'den sonra R'den önce bir RD'miz var. Evet. Ya burada durum artık temerrüt başlamış ama burada şunu görüyoruz. Ödeme garantisi veriyorlar bize. Borç yani ödeme. Yani bu geçmiş dönemlerde demek ki güvenilir sınıfındaymış. Temerrüte düşmüş ama borcunu sadece zamanı geldiğinde ödeyemeyecek ama kesinlikle ödeyecek. Bu ödemenin garantisini veriyor. Peki bundan sonra ne var? D var. Bundan sonrası mevsa oluyor. İflas açıklıyor. Evet. Bundan sonra da D olan iflaslar. Yani aslında kredi derecelendirme kuruluşunun vermiş olduğu bu notlar, bu tablo. Fitch'in özellikle bu. Ülkelerin sermayesinin dolaşımı açısından son derece önemli. Yani eğer sizin notunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 gibi AAA ise uçaksa rahatlıkla buraya sermayenizi yatırın. Eğer BB durumdaysa Türkiye'deki gibi burada bir düşünün. Yani paranızı her an kaybedebilirsiniz. Risk var değil mi? Daha sonrasında C'ye geldiğiniz zaman burada spekülasyonlar var. Buradan kaçın, uzaklaşın diyorsunuz. Ve mesela D olan bir ülkeye hiç girmeyin. İflas. Paranız yok sayın. Kağıt sayın diyebilirsiniz aslında. Bu açıdan aslında ben mesela Avustralya'ya yatırım, Türkiye'ye yatırım yaparken ister istemez böyle bir bağımsız kuruluşun notuna bakarak ne yapıyorum? Sermayemi yatırabiliyorum rahatlıkla, gönlü rahat bir şekilde. Nitekim gelişmiş ülkelerin zaten notlarına baktığımızda hepsi bu kapsama giriyor. Gelişmekte olan ülkeler burada. Bunların arasında tabii A olanlar da var. Ve çok kötü ülkeler var mesela Afrika ülkelerinde. B'ye de görüyoruz, C'ye de görüyoruz. Bu açıdan son derece önemli. Bunun için aklınıza takılan bir şey var mı mesela? Sormak istediğim bir soru var mı? Ben soru sorayım. İzleyici gözünden sorular sorayım. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Şimdi Türkiye'nin ülke notu BB. Ancak bir büyükşehir belediyesi en yüksek notu alıyor. Burada şimdi çeşitli faktörleri var bunların. Mali durum ülkenin kötüse ya işte ev yanıyor ama sen işte o odaya girersen güvenilir orası demiş gibi bir durum mu ortaya çıkıyor? Yoksa şöyle mi düşünüyor bu insanlar? Daha mikro ölçekte bazı kriterlere, kıstaslara bakıp ya da mikro ölçekte bir değerlendirme mi yapıyorlar? Yani bir CHP'li belediye var İzmir Belediyesi'nde ama devlet yönetiminde, hükümette AK Parti var. AK Parti, CHP bir tarafı mı tutuyorlar? Yani CHP'li mi bu adamlar? Yoksa tamamen mikro kriterlerle mi hareket etmişler? Yani bu şöyle, nasıl desem, bizim politik gündemimizi de meşgul eden konulardan söylentilerden biri bu aslında. İşte Türkiye'yi sevmiyorlar, Türkleri sevmiyorlar. Bu yüzden dolayı Türkiye'nin notunu düşük tutuyorlar. Ama buna böyle bakmamak lazım. Çünkü bütün dünyayı düşünürseniz, dünyanın bütün ülkeleri bir
Onlar için işletme gibi, firma gibi çalışıyor. Çünkü insanlar paralarını değerlendiriyorlar. Ve onlar için aslında politik olarak sizin ne düşündüğünüz, ne yaptığınızın bir önemi yok. Onlar daha ziyade gerçekten paranız riskli mi? Gerçekten borcu geri ödeyebiliyor mu o ülke? Gerçekten burada tam bilgi var mı? Tam rekabet koşulları geçerli mi? Yani bu tarz temel noktalara çok fazla eğiliyorlar. Bu yüzden dolayı hani hükümet bugün AK Parti'de, yarın CHP'de olacak. Yani bir anlamı yok. CHP'de de hükümette olsaydı muhtemelen not birebir aynı olarak B'de olacaktı. Diğer taraftan İzmir Büyükşehir Belediyesi yerine mesela Adana Belediyesi CHP, Adana'ya da mesela 3A verilebilir. Yani böyle bunu siyasi algoritmaya dönüştürmemek gerekiyor. Çünkü bu kuruluşlar gerçekten yatırımcının parasını değerlendiriyorlar. Ve buna çok fazla ülke, yani çok fazla firma, çok fazla işletme üye. Burada önemli olan makro ve mikro ölçekli değerlendiriyorlar. Diyorlar ki yani siz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetleri inceliyorlar ve diyorlar ki evet bunların borç ödeme kabiliyetleri var. Belirli bir parayı borç olarak sizden alabilirler ama bunu size öderler. Bunun garantisini yaparlar çünkü mali tabloları bunu gösteriyor. Bugüne kadar bu şekilde çalışmışlar. Daha sonrasında der ki mesela Türkiye ekonomisini değerlendirirken Türkiye ekonomisi çok fazla içerisinde risk barındırıyor. Spekülatif hareketler var. İşte borsası çökebiliyor, dönemsel olarak mali krizlere girebiliyor. Yani buradaki paranız risk altında, ona göre bir konum alın diyebiliyor. Yatırımcılar özellikle onu değerlendirebiliyorlar. Onun için bir politik olarak kesinlikle buraya bakmanın ben yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani bunların tamamı özel ama firmaların bir makro ölçekli ve mikro ölçekli olarak değerlendirip sonuçlandırdığını düşünüyorum not verdiklerini. Ve güvenilir firmalar olduğunu da düşünüyorum. Hata yapmıyorlar mı? Hata payları var. Norwich döneminde yaptılar. Ama bu şey anlamına gelmiyor. Bu yanlı bir politika değil. Öngörememekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu şekilde başka ne söyleyebiliriz diye düşündüm. Mesela yani burada nasıl çalıştıklarını anlamak açısından belki şunu söyleyebiliriz. TL değer kaybediyor son yıllarda. Değer kaybı da devam etmesi beklenen bir durum. Aklımıza mesela izleyenlerden birinin aklına şu gelmiş olabilir. Ya ülkenin parası değer kaybediyor. İyi de İzmir Belediyesi dolar mı basıyor, euro mu basıyor? Kardeşim bunlar da zaten Türk parasıyla çalışmıyor mu? Türk kuruluşu değil mi bu? Ne diye bu riskten bunu arındırıyorlar? Aslında burada bir arındırma olmuyor mesela. Ne yapıyor burada? Dolar diyelim ki yabancı para cinsinden ödeme gücünde ne kadar etkisi olup olmadığına bakıyor. Yani dolar borçlanabilir, euro da borçlanabilir. Esas olan borç almak değil, parasının kıymetini yitirmesi de değil. Bu borcu geri ödeyebiliyor mu, ödeyemiyor mu? Yani orada şuna bakıyor, dolar şu kadar artacak, bu kadar artarsa bu borcu tekrar ödeyebilir mi? Ödeyebilir kardeşim ama burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Para değer kaybederse biz daha çok borç ödemiş oluyoruz aslında. Yani biz biraz daha fakirleşiyoruz kendi değerimizi onlara aktarmış oluyoruz. Yani onlara baktığı biraz daha sen bu parayı ödeyebiliyor musun? Gerçekten esas ödeyelim. Olarak yani, buna bakıyorlar. Giriyor mu, girmiyor mu? Adam İzmir Belediyesi'ne yatırdığında paranın riske girmeyeceğini öngörüyor. Bunu da yaparken işte senin mali tablolarına bakıyorlar, geçmişine bakıyorlar. Bu böyle hani 6 aylık bir tabloyu inceledik, 6 aylık tablonun sonucu şeklinde değil yani. Detaylı bir işte not durumu. Diyelim ve burada sonlandıralım. Söyleyeceğim bir şeyler var mı? Söyleyeceğim şu var, eğer aklınıza takılan bir şeyler olursa izleyicilerin özellikle lütfen bize yazın. Mümkün olduğu kadar biz de cevap vermeye çalışırız. Evet, yorumlara yazarlarsa video dışında başka videolarda olmasa da yine yorum olarak cevaplamaya çalışalım. Bizi izlediği için de herkese teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler.